Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Alan Wake Remastered'ın 11. bölümündeyiz. Bakalım maceramıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son nerede kalmıştık? En son evet burada ölmüştük ve tekrar buradan başlamıştık. Şu sesini bir ayarlayayım. Heh. Tamam. Buradan tüfeği evet seçiyorduk. Radyo dinlemiştik bir önceki bölümde. Bir daha dinlemeye gerek yok. Açalım ve gidelim. Çok önemli değil. Fırtına mırtına. Buradan yine arabayla gidip şu yaratıkları bir öldüreceğiz. Gelin bakalım buraya. Gel bakalım. At. Gel. Gel canım. Ne oldu? Niye bekliyorsun orada? Gel gel. Tüfek iyidir. Tüfek uzaktan da iyi vuruyor. Evet. Bu numara alalım diyelim mi? Diğeri daha hızlı yapıyor. Bir de şunu alalım bakalım ya. Biraz da bununla takılalım. Bir önceki oyunda diğer arabayı almıştık. Bakalım bu nasıl? Daha mı iyi, daha mı kötü? Bakacağız. O iş makinesini nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum. Bakalım. O da bir muamma. Yok artık. Gel. Bas. Sen de gel. Bas. Sen de geldin, sağ ol. Bu araba iyi değil ya diyene göre. Diğer araba daha iyi. Çok yavaş ilerliyor. Baksana. Diğer arabayı alacağım bir dahakine. Hatta şimdi de alabilirim ya. Gidip alayım mı diğerini? Valla diyeni alayım ya. Bu araba yavaş mavaş ilerliyor. Bu sevmedim ben bu arabayı. Yani bu kapışmak için falan değil. Bu bildiğin böyle yolda hani daha hızlı gitmek için falan. Bizim araba daha iyi ya. Gel. Koş koş koş. Bu daha iyi. Daha seri, daha hızlı. Yani hızlanıyor. Al işte ya, al işte ya. Şaka gibi ya. Hay Allah'ım yarabbim, araba gitti lan. Of of. Yine diğerine kaldık. Yani bu kadar sakarlık olur bu oyunda, bu kadar. Boşu boşuna buraya geldik ha. Allah'ım yarabbim. Resmen şu an kendi salaklığıma yanıyorum ya. Kaldık bu arabaya. Aslında bir araba daha var arkada ama vallahi bir daha uğraşamayacağım. Şuna bak, araba gitti. Yavaş, aman yavaş.
Orada nasıl gideceğiz onu bilmiyorum ya. Tamam, şunu düzgün bırakayım da. Şimdi buradan girilmiyor herhalde zaten. Yok. Şurada dursun bu araba da. Şöyle. Araba da paramparça olacak. Bak, dumanlar çıkmaya başladı. Şunu alayım. Buraya biliyorsunuz daha önce gelmiştik şimdi. Arkadan yaratıklar çıkacak. Gel. Gel gel. Buradan geçilmiyor mu şimdi ya? Deneyelim mi geçmeyi? Ama geçemem ya. Yok. Vallahi geçemem. Arabayı bir bineyim ben gene. Şuradaki yaratıkları şimdi avlayacağız ama nasıl? Çok fazla ruh var burada şimdi ya. Oha oha. Hakikaten oha. Şuna bak. Tamam mı? Oldu. Şimdi vur. Başka. Sende mi sıra? Ölmedim ya. Tamam. Başka. Ay bak, yine geliyor. Oha oha. Dur lan, nereye gidiyor ha? Vur. Araba olmazsa bir hiçim ya. Bunlar ben çok zor öldürürüm yani. Vur. Bu araba da sıkıntılı bir araba ya. Valla diğer olsaydı daha iyiydi. Almış eline küreği. Daha var mı? Oha. Bir tayfa daha var. Bunlar kaç park böyle ya? Neredesiniz lan? Lan. Yanındaymış hepsi. Neredesiniz? Abi niye burada? Bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. Ben anlamadım ki. Vurma arabaya, çilek kızı vurma. Vur. Vur. Diğer nerede? Sende olması lazım. En az. En karşıda. Oha oha. Abi bunlar kaç tane böyle ya? Ne yapacağız burada böyle? Ben anlamadım ki. Vur abi.
Bitmiyorlar yemin ederim. Kaç tane var böyle? Bitti. Başka? Yeni part da mı gelecek? Aha. Hem de pis geliyor. Vallahi araba olmasa sıkıntı bu. Vurma arabaya, vurma. Şerefsiz. Arabaya vurursan ben biterim vallahi. Koşma, koşma. Neredesiniz? Balta atıyor bir de. Valla araba gitti gidecek. Tamam. Vur. Vur onlara. Abi şey kalmadı ya. Nasıl gideceğim ben buradan? Arabaya da gidilmiyor. Hala balta atıyor. Bunlar sonsuza kadar sürecek herhalde böyle ya. Yok, bunun başka bir şeyi var. Bitti mi? Abi bitmiyor, bu ne ya? Burada başka bir olay var abi. Yok. Buna başka türlü geçeceğiz. 10 dakikadır bunlar uçuyor lan. Nasıl geçeceğim orayı? Valla bilmiyorum ya, bir bakalım. Bunlar ormandan geliyor. Her yerden geliyor. Kış. Burası büyük sıkıntılı bir yer ya. Abi bitmiyor, bitmiyor. Bir daha gelecek şimdi. Valla arabayı burada bırakacağım, çare yok. Yine mi siz, yine mi siz? Bir vur şunları, bir ölün ya. Eyvah. Bırak, bırak. Sonucu da burada. Abi in şuradan çabuk ya. Şuradan git, git bakalım. Nasıl gideceğiz bilmiyorum ki. Ne yapacağım?
Böyle mi gideceğim? Vallahi böyle gidecekmişim. Ya ben onları niye o zaman öldürdüm ki saat? Ben onlarca şeyi niye öldürdüm madem böyle gidecekmişim? Neyse, siz bunu yapmayın yani, olay o. Tamam, devam edelim. Yolumuza devam edelim. Çiftliğe git. Şuraya uğrayalım. Burada. Büyük ihtimal cephane var. Hı. Fişek tabancaları çok iyi. Tamam. Nereden gideceğim? Kapı nerede? Kapıyla duvarları aynı yapmışlar ha. Lan! Şerefsiz. Lan ayı! Bir de dışarı bekliyor beni. Burada ne var? Değirmen var da buradan herhalde girilmez. Yok. Dur lan kafama çarpma. Uf. Ya bir önceki yerde bayağı zaman kaybettik ya. Daha doğrusu dön Allah dön. Dön Allah dön. Bir sürü yaratık öldürdük. Neyse geçti gitti. Kardeşinin bir tür rock yıldızı olduklarını biliyordum ama sahneyi görene kadar böylesini düşünmemiştim. Kaç geliyorlar. Çok kalabalıklar. Ne oldu lan? Sahneye bak. Oha. Rock and roll baby. Vay. Sahneyi savun. Lan şerefsiz. Lan gitti. Oğlum bir git şuradan. Lan git. Hayır. Oha. Lan git. Çok fazla ya. Pompalı al, pompalı al. Her şey al hatta. Rock'n'roll'la koruyoruz burayı. Nereye gitti lan o? Oğlum açsana sahneyi. Gel.
Rock and roll. Gel. Lan bir git. Oğlum sahneyi açsana. Ya sahne ışıklarını aç bari orada korunayım. Zaten rock and roll yapıyoruz. Bir sürü şeref fişekleri. Şeref kız. Süper. Rock and roll'u yap bakalım. Pompalıyı al. Çok iyi. Bir öl. Şerefsiz. Çok iyi. Bir öl. Bir öl, bir öl. Gel buraya gel. Dayanıp gel feneri. Gir oraya çabuk çabuk çabuk. Süper. Lan geliyor. Ya çal şu işaret şeyini. Siz hepiniz ben tek oğlum. Bir öl lan. Aha. Uhu. Rock and roll baby. Oh, vallahi başardın. Başardın canım. Rock and roll'un başkenti. Dayanıklı efeler aldık bu arada. Tamamdır. Sahneyi savunduk. Al buradan full her şeyini. Pompalı mompalı ne varsa. Al 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 al. İlmik, tabanca. Heh. Çiftliğe gidiyoruz ha. Tamamdır. Bir dakika şurada bir şey var mı? Bu ne? Aa taslak sayfası koymuşlar buraya. Tamamdır. Koymuş yani o şey. Artık ne o ne bilmiyoruz. Hadi gidelim. İyi bir rock müzik yaptıktan sonra gördün mü çok satan? Endişelenmene gerek yok. Kartan figürün sapasağlam bıraktığım yerde duruyor. Evet. Ne olacak diye düşünmüştüm. Bunu yorumumuzdan çekmeliyiz. Şu ne? Oraya gideceğiz ama. Bakalım nasıl gideceğiz oraya. Bir merdiven vardır diye düşünüyordum, evet. Anderson'ların evine git. Rock'n'roll'umuzu yaptıktan sonra... Adam buraya sahne kurmuşlar lan. Çiftlik sahne. Ya daha geç durma. Ben Alan Wake, her konuda haklıyım. Kes sesini ya.
red tape. I think I see what you did there. Galiba demek istediğini anladım. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? Ben de senin taklidini yapayım mı? He? Yapayım mı? Aç. Aha. Gene karanlıklara girdik. Viking olayını. Bu rockçılar kendilerine Viking diyordu ya. Ya Viking taklidi yapıyordu. Aha, bir film daha izleyelim, dur. Sus, sus, sus. Rüyaların gerçek hayata tesir etmesindeki terslikler. Bu gecenin bölümü. Rüyaların rüyası. Sonsuz rüyalar aleminin keşfe çıkan fakat bir sıra gibi tamamen dünyevi bir durumda ötürü durmak zorunda kalan Bay Jones'a katılıyoruz. Merhaba Jones, değil mi? Paşam hazır olana kadar beklemek zorundayız. Vay be, o kim? Onu tanımıyor musun? Burada yeni misin sen? Bizi rüyasında gören adam. Yani sadece biz değil tabii. Her şey onun rüyasıdır. Ama bir dakika, rüya gören benim. Ben uyuyorum. Bu benim rüyam değil mi? Tabii canım, kendine gel kardeşim. Sen sadece bir rüyasın. Ben bir rüyayım, sen bir rüyasın. Dalgıç elbisesi giyen tuhaf tipi de bir rüya. Gülüp etrafa neşe saçan kız kesinlikle bir rüya. Ama bunun benim rüyam olduğunu eminim. Belki kafası karışmış bir rüyasındır. Fena halde kafası karışmış bir rüyasındır. Ne demek oluyor yani? Yani onu mutlu edeceğiz demek. Öyle düşüşler falan yok. Peşinde yaratıklar varken deli gibi koşmasına rağmen hiçbir yere varamıyormuş gibi sepene engel olacağız. Böyle şeyler yani. Çünkü soğuk terler içinde uyanırsa olmaz. Aynen böyle. Bunlar rüyaları kontrol ediyor. Ne oluyor? Duymuyor musun? Şara saat bu. Senden geliyor değil mi? Lütfen yapma. Benim bir ailem var. Uyandırma. Uyanırsa olay bitiyor. Bu bir rüya mı şimdi yani? Al al al, ne varsa al 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 al. Pompalı bayağı var, iyi. Lan gidilmiyor mu? Lan? O neydi? Kahve termosumuzu da alalım. Başka bir şey yok mu olacak? Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Mesele o aslında. Merdiven falan yok mu? Şurada var. Taslak da var orada. Bunlar bayağı iki takılıyormuş ha. Rockçıların görkemli görünüyordu. Bildiğin kendine Viking teması yapan bir rock grubu bu. Heavy metal grubu daha doğrusu. Aa, pil var ama pilimiz full herhalde. Aç bakalım onu. Bunu kıracak mıyız? Kır bakalım. Ne diyor? Rock turnesi 1975'te. Oo, bunlar bayağı rockçı takılmışlar. Gençliklerinde. Hadi, nereye gideceğiz?
İlla merdivende mi ineceğiz yani? Ola oğlum. Tepeden iniyor bir de artist. Daha var. Tamam. Tamam. Başka? Pompalı alayım da. Tabancalar cephanesi. Pili vardı şurada bir yerde. Almamıştık galiba. O ne lan? Hızlı hızlı geliyor. Ya gene o götüm gibi kaçan geldi ya. Gel buraya gel. Gel gel. Nereye kaçıyor? Gel lan. Gel gel. Artist. Hele hızlı hızlı kaçıyor bir de. Beni nerede? Lan götoş, beni bıraktın mı burada? O da oradan geçmeyi düşünüyor. Buraya tavuk küpesi. Ya da köpek kulübesi. Neredesin sen ya? Nereye gittin sen? Lan. Araba da geliyor. Bir öl öl. Lan elektrik gelecek. Oğlum. Gel gel. Lan bir git. Allah'ım yarabbim, 2 saattir. Mermim de bitti. O araba fırlayacak diye korktum az önce de. O da mı geçmişten geldi ya? Aç aç aç. Tamam. Beri nerede ya? O ışıkta bekliyor. Korkak ya. Ben burada bunlara kapışıyorum. Senin yaptığın şeye bak. Işıkta bekliyor bir de. Neyse, o da öyle biri. Yapacak bir şey yok. Bu neymiş? Morgların bayağı eserleri varmış. Buradan sağ çıkarsak onlara menajerlik yapacağım. Bunların bayağı bir şeyleri varmış. Ama buraya çiftlik kurmuşlar. Rock'n'roll çiftliği. Bekle canım. Dikkatli olacağım da. Zaten ben savaşıyorum. Sen hiçbir şey yaptığın yok. Bir de öyle ışıkta durmuş. Gel gel diyor bir de oradan.
Pompalı tüfek. Şerefsize bak. Bir tane daha var. Herhalde. Sinematik ölmedi çünkü. Allah Allah. Başka orada bir şey yok lan. Bana mı öyle geliyor? Hı. Neredesiniz oğlum? Çıkın hadi. Çık, bunun arkasında mısın? Neredesin? El fenerini büyüttük bu arada. Bir büyük bir el feneri, daha geniş kapsamlı bir el feneri var artık. Evet, zaten burada varmış. Pil de alalım. Çıkacağız da dur şunu bir radyo dinleyelim bakalım. Devamlı dinleyicilerimiz gece boyunca çalıştığımızı bilir ama bunu yapan tek kişi ben değilim. Gençler, bu aralar ne kadar yoğunsunuz? Geek Festivali geldi şartı değil mi? Bu sizi epey uğraştırıyordur. Oldukça yoğun sayılırız, doğru. Diğer birçok şeylerle uğraşıyoruz. Devam eden bir soruşturma kapsamında. Bundan bahsedemeyiz. Bir şey demeyecektim zaten. Sadece başka işlerle meşgul olduğumu söyleyecektim. Ne soruşturması acaba? Bu çılgınlık. Bu yıl bir sürü sorunla uğraştık. Yakıp yıkmalar, kavgalar, toplumsal karışıklar, bir sürü kişi de kayboldu. Evet, bunların çoğu olan şeyler. Geek Festivali her geçen yıl daha mı çılgına geliyor? İnsanlar daha mı çok içiyor? Daha çok genç, yoksa daha genç yaşta mı başlıyorlar? Yok, sadece sana öyle gelmiyor. Kesinlikle. Daha çılgınlarla geliyor ama aslında sorunların çoğu yetişkin insanlara kaynaklanıyor. Yani daha düzgün davranmasını beklediğimiz kişilerden. Çocuklar bu sene gayet iyi aslında. Daha fazla kaçırılma falan olmuş artık geçen senelere göre. İşte bu olaylar. Bizim öldürdüğümüz tiplerin birçoğu büyük ihtimal işte o kaçırılan tipler. Pillerimiz full. Çiftlik karşıda. Anderson'dan emin olduğunu düşündüğüm bir bina görüyordum. Pek uzak değildi. O iki ihtiyar söylediklerine güvenmekten korkuyordum. Oldukça donanımlardı. Donanımlılardı. Aç bakalım orayı da. Açacağım oraya, dur bekle. Bir kulleyim ne varsa. İşaret fişeği fullen de iyi. Şu yani. Silonun kapısını aç diyor. Nasıl açacağız o silonun kapısını? Yani ileriden açacağız da dur, burada bir şey var mı? Onu merak ediyorum. O arabayla gitsek bir oraya dalsak. O ne? Dalga mı geçiyorsun? Hadi. Pompalı işaret şeyi falan filan. Hadi.
Nerede onlar? Gel gel. Lan oğlum. Hayır hayır hayır. Lan oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Aha. Patlattık onu. Gel gel. Hop. Ne oldu? He? Bitti mi? Artist. Babanız gitti mi? Bu ne saçma sapan konuşuyor? Ayı. Tamamdır. Buraya açtığına göre burada bir şeyler var. Yok mu? Ha tırman. Dur yukarı çıkacağız dur. Bir dakika önce bir aşağıda ne var ne yok. Bir bakalım. Karşıya gitmiyor mu? Ha önce silonun kapısını açacağım değil mi? Beriye. Beri'nin de gelmesi lazım. Burası ne? Ha şuraya mı açacağım? Nereye açacağım ben ya? Buradan geldim zaten. Direkt böyle gitsem olmuyor mu? Yok. Burayı açmam lazım. Benim ben. Beri çıkarmak için bir anahtar almak zorundaydım. Anahtar, anahtar. Oğlum kedi kırsan olmuyor mu? Niye uğraştırıyorsun bizi? Nerede oğlum bu anahtar, anahtar? Ya kırsan şunu olmuyor mu ya? Kır şunu ya. Anahtar burada. Hapşırdın ha. Hapşırmak bile korkutuyor insanı. Aç bakalım. Yani buradan gidemedim yani. 2 saattir. Beni uğraştırıyorsun. Çok ağır görünüyor. Neyse bakalım. Evet çiftlik burada. Bakalım bizi neler bekliyor çiftlikte. Ha tek başımıza gidemezmişiz. Valhalla. Bak Viking gibi yapmışlar. Çiftliklerinde. Hı, ne diyor? Eski tanrılar gerçeği bilir. Valhalla. Vikingçilik yapıyormuş. Işıklar. İnceleyelim bakalım. Bu neymiş? Ha, eski plak. Katta elektrik yoktu ama sigara kutusunu gidip düzeltebilirdim. Hmm. Buraya aç. Burası sahne kurmuşlar. Işıkları açmamız lazım. Bu evde bir gizli bir şey varmış işte onların dediğine göre. Bakalım ne var.
Sigorta kutusu nerede acaba? Yukarıda mı? Old Gods, az önce yazan şey, eski tanrılar, sadece eski tanrılar gerçeği bilir. Taslak sayfasını da aldık. Bir tane eksik sayfa var sadece. Burası da rock and roll. Nerede oğlum sigorta kutusu? Bilmiyorum nerede olduğunu. Ha burada mı? Heh. Tamam. Evet. Müzik çalıyor. Nereden geldiğini bulmamız gerek. İşte az önceki şey, plak. Cynthia Weaver. Right. Must be. Plağı çal. İşte bu. Bunlar ilk bölümde bir müzik aç demişlerdi. Bu müzikle o müzik aynı mı? Şimdi serbest bırakman için aşkını anlamasın cadıdan daha evinin anahtarını. Bul ışıkların hanımını, gecenin delirttiği böyle yazarsın baştan kaderini. O cadı dediği işte bir ilk anahtarı veren kadın herhalde. Okay. We need to find Cynthia Weaver. Cynthia Weaver bulmalıyız. Bu gece burada kalalım. Güneş doğunca ilk iş kasabaya döneriz. Hey Al, lots of hours before... Sabah daha çok var. İçki bulmuşlar. Come on, Barry. This is... Yeah. What the hell? Nasıl olsa ışıklar var. İçin bakalım. Yanı belki de oraya koymuş. Kartonu. Sesi gitti. Big book. Sarhoş oldular. Beynim akıyormuş gibi hissediyorum. Ne koymuşlar bunun içine? Bunun tarifini alacağım. Otlu azaklardan ve bir alkol minyonları yapacağım onları. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Evet. Alkol alınca birazcık değiştiler. Hepsi sarhoş. Oğlum ışıklara bak giderse sıçarsınız ha. O eşinin kaybolduğu yer. Hadi. Rüyadayız. Şu an kendimizi görüyoruz rüyada. Çılgın sarhoş bir rüyaydı ama aslında bundan daha fazlasıydı. Gerçekti. Anderson'ların ev yapmışçısı bastırılmış belleğimi açığa çıkardı. Oradaydım. Bedeninin dışına çıkmış bir gözlemciydim. Bright Falls'a geldiğimiz, Alice'in kaybolduğu geceydi. Şimdi neler olduğunu öğrenme şansı bulmuştum. Alice ışıkları asla kapatmazdı. Şimdi ilk bölümü diyoruz şu an. Suyun altında onun karanlığa doğru batan silüetini görür gibi olduğumu hatırladım. O geceye dair belli belirsiz hatırladım. Son şey onun peşinden atladığımdı. Sonrasında hatırlayabildiğim şey ise kaza yapan arabanın direksiyonunda uyanmıştım. Ve taslağın ilk sayfalarına buluşumdu. Hatırlayın, oyun böyleydi zaten.
Bu rüyanın devamı o zaman. Ha bak ben buraya gitmemiştim. İlk bölümde buraya hani burasında bir şey yoktu. Meğerse bak bu rüyanın devamıymış ha. Kolay av olmuştum. Pencerede biri mi var? Belki hiç boğulmamıştır. Belki içeridedir. Allah Allah. Karanlık varlık bana dokunmuştu. Tırnaklarını beynime geçirmiş, beni kullanmış ve kuklası haline getirmişti. Buralarda bir yerde olmalı. Belki üst katta çalışma odasındadır. Evet orada. Özür dileyebilirsin. Onlara gülüp geçecek ve her şeyi geçmişte bırakacaksınız. Olanlara. Alice. Burada değil. Onun burada olacağını düşünmen ne büyük ahmaklık. Hayır o öldü. Boğuldu. Karın senin yüzünden öldü. Suçlusu sensin. Onun tek istediği seni yazmana yardım etmekti. Onu sen öldürdün. Ah canım hala ümit var. Kaldron gölü özel bir yer. Burada her şeyi değiştirme gücüne sahipsin. O seni yazmanı istiyordu. Sana ne yapacağını söyleyeyim. Onu tekrar yazabilirsin. Hikaye gerçeğe dönüşür ve her şey yoluna girer. Burası televizyonda gördüğümüz oda. İstediği CD ise taslaktı. Şurada kamera var. Aa kamera orada işte. Evet yazacağım. Bu işi düzelteceğim. Onu geri getireceğim. Hayır ben yazdım. Şimdi her şeyi hatırladım. Karanlıkta günlerce yazmıştım. Bir hafta boyunca. Departure isimli romanımın taslağını neredeyse tamamlamıştım. Editörüm Jagger'dı. Kulağıma bir şeyler fısıldıyor. Onu daha da güçlendirecek bir hikayenin ortaya çıktığından emin oluyordu. Alice'i kurtardığımı düşünüyordum. Hatırladık bak her şeyi. Kafamı ördüğü örümcek ağlarına rağmen benim hikayeyi bir kaçış yolu yazacak kadar daha evine bir ışık tutarak her şeyi bitirmeden beni kurtaracak kadar korku hikayesinin karanlığıyla yuttuğu sonuna gelmeden kadar kendindeydi. Zeyn zayıftı. Çok uzaklardaydı. Fakat onu da hikayeye ekledim ve onun ışığı beni özgür bırakmaya yetti. Şu an burada değil. Seni özgür bakacak güçlü getirdim. Acele etmelisin. Burada olduğumu anlayacak. Yakında da döner. Barbara'nın tenini çok uzun zaman önce gasp etti. Çok yaşlı görünüyor. Barbara'nın. Dalgıç kıyafeti eli adam dediği buydu ha. Uyandığımda aklım çok karışmış, bir tep düşmüştüm. Dehşet korkusu ve karanlık zihnimi tüketmişti. Yapabileceğim tek şey kaçmaktı. Barbara'nın tenini almış, o cadı. Daha evinde geçirdiğim bir hafta zordu. Bilincim gidip geliyordu, hızla zayıflıyordum. Hikaye buymuş demek. Bu zeyn çok pahalıya patlamış, içine sıkıldığı karanlık dünyanın da daha derinlere gitmiş olmalıydı. Ama karanlığı zayıflatmayı başarmıştı. Beni o gece güvende tutmuştu. Evet, ilk olaya başladığımız yer burası gibi arkadaşlar. Hikaye demek ki böyle olmuş. Bunu ben yazdım.
Benim suçum. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Yine o şerefsiz mi ya? Oo. Evet, bu episodun daha sonuna geldik. Bir özet geçelim bakalım bu dördüncü episodda neler meydana gelmiş. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. Cynthia Weaver. You're gonna pay for it. Beşinci tot düğme. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me. Geek Festivali başlıyor mu? Gene hapsi boyladık ya. Gene mi hayal görüyoruz lan? Evet. All the manuscript pages were gone. Kimse taslak sayfalara gitmişti. FBI ajanları onları almıştı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Gerçi bu beşinci şey de. Evet dostlar, burada bu bölümü sona ersin. Şimdi diğer bölümde 5. episoddan tekrar devam edeceğiz. Dostlar, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim çanını da açmayı ve sağ üstteki Instagram adresimizi de takip ederseniz şayet bizlere destek sunmuş olursunuz. Şimdilik ve bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.